Antimadde nedir? Evet, teknik tanımıyla başlayalım. Sıradan madde ile aynı kütleye sahip ancak farklı elektrik yükü, farklı lepton ve baryon sayısı ve farklı kuantum spin yönüne sahip antiparçacıklardan oluşmuş materyale antimadde denir. Antimadde sadece bilim kurgu ürünü değildir, gerçektir. Antimadde normal atom altı parçacıkların zıttı özelliklere sahip atom altı parçacıkları ifade eder. Yani antimadde normal maddenin zıttıdır. Antimadde ile madde karşılaştığında birbirlerini imha ederek etrafa büyük miktarda enerji saçarlar. Antimadde bombaları ve antimadde ile çalışan uzay gemileri şimdilik çok düşük olasılıklı kavramlar. Ancak antimadde hakkında kafa yorabileceğimiz pek çok gerçek detay bulunuyor. Antimadde nasıl oluşur diye sorabilirsiniz. Büyük patlamadan sonra antimadde normal madde ile bir arada oluşmuştur. Fakat antimadde bugün yaşadığımız evrende oldukça nadir bulunur bir haldedir. Bilim insanları antimadde-madde asimetrisi problemi denen bu olayın nedenini henüz tam olarak bilemiyorlar. Antimaddeyi daha iyi anlamak için madde hakkında daha çok bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Maddeyi oluşturan tüm parçacıkların temel parçacık olsun ya da olmasın bir antiparçacığı vardır. Örneğin temel bir parçacık olan elektronun antiparçacığına pozitron denir. Bu antimadde parçacığı elektron ile aynı kütleye sahiptir. Fakat elektrik yükünün işareti elektron gibi eksi değil artıdır. Protonun ve nötronun antiparçacıklarına ise antiproton ve antinötron denir. Bu parçacıklar da normal proton ile nötron ile aynı kütleye sahiptir ama elektriksel yükleri zıt işaretlidir. Normal parçacıkların normal maddeyi oluşturmasına benzer biçimde antiparçacıklar bir araya gelerek antimaddeyi oluşturur. Örneğin bir antiprotonun ve bir pozitronun bir araya gelmesiyle normal hidrojenin antimaddesi olan antihidrojen oluşur. Kuramsal olarak bütün diğer antimadde atomlarının oluşmasının önünde bir engel yoktur. Ancak helyumdan daha büyük antimadde atomları bugüne kadar ne laboratuvar ortamında üretilebilmiş ne de evrende gözlemlenebilmiştir. Nasıl üretiliyor diye sorabilirsiniz. Yeterince yüksek ısı olan her yerde antimadde üretilebiliyor. Az miktarda antimadde kozmik ışınlarla uzaydan gelen enerjik parçacıklar gibi düşünün. Sürekli olarak yeryüzüne yağmaktadır. Bu antimadde parçacıkları atmosfere 1 metrekare ile 100 metrekare arasında değişen oranlarda ulaşıyor. Bilim insanları ayrıca fırtınaların üzerinde antimadde üretildiğinin kanıtlarını gördüler. Evrenin derinliklerinde antimadde arayan uzay programlarımız da var. Virgo Başak kümesinde küçük bir miktara rastlandı. Kozmik radyasyonda da olduğu tahmin ediliyor. Yüksek enerjili antimadde teleskobu ve NASA'nın uzay mekiği programı ile taşınan alfa manyetik spektrometresi evrenin derinliklerindeki antimaddeleri tespit etti. Lakin bizler bunu yeryüzünde üretmeyi planlıyoruz. CERN bunun bir adımı. Bunun dışında içerisinde potasyum 40 olan muzlar da antimadde üretiyor. Bu her 75 dakikada bir oluyor. İnsan vücudunda da potasyum 40 var. Madde ile temas ettiklerinde yok olduklarından çok kısa ömürlüler. Antimadde yapılıyor başlığı altında bir inceleme yapalım şimdi. Lawrence tarafından icat edilen parçacık hızlandırıcı makine sikloron ile bir protonu hızlandırarak onlarca megawatt enerjiye çıkmasını sağladı. 1954 yılında ekibiyle birlikte inşa ettiği Betatron ile 1955 yılındayken iki elektronu çarpıştırıp antiproton elde etmeyi başardı. Bundan bir yıl sonra da antinötron bulundu. 1965 yılına gelindiğinde hem CERN hem de New York'taki iki çalışma grubundan aynı anda gelen haber antiçekirdek oluşumunun gerçekleştiği ile ilgiliydi. Sonrasında yapılan bütün çalışmaların amacı bu antiçekirdek ve antiparçacıklarla bir antimadde yapılması üzerine oldu. 1995 yılına gelindiğinde
CERN şehrindeki düşük enerjili karşıt proton çemberi LIR ismi verilen icat sayesinde antiprotonların yavaşlatılması sağlandı. Böylece pozitron adı verilen artı yüklü elektronla bağ kurması sağlandı. Bunun sonucunda karşıt hidrojen atomu oluştu. 1995 yılı sonlarına gelindiğinde 9 tane karşıt hidrojen atomu oluşmuştu. Antimaddeyi üretmeyi başaran bilim insanları için yeni bir sorun oluştu. Üretilen antimaddenin depolanması ve saklanması için gerekli olan donanım Penning tarafından yapıldı ve buna Penning kapanı adı verildi. Penning kapanı elektromanyetik alanları sayesinde antimaddenin duvarlara çarpmasını engellemektedir. Bu kapanın handikapı ise yüksüz olan antinötronlar için fonksiyonsuz olmasıdır. Bu antinötronlar da Loffe kapanı tarafından tutulmaktadır. Evet, antimadde nedir ve nasıl üretilirin sorusunu yanıtlamış olduk bir nevi. Antimadde ile ilgili bilim kurgu dizileri ya da filmlerinde mutlaka duyum almışsınızdır. Özellikle ben Star Trek dizisinde çok fazla duymuştum. Antimadde ile gemiyi, yani Star Trek'in o atılgan vesaire gemilerini antimadde sayesinde yüksek hızlara, warp hızlarına çıkartıyorlardı. Antimaddeyi gerçekten üretebilip saklayabilirsek ki ben yine bir belgeselde izlemiştim. CERN'deydi yanılmıyorsam ya da farklı bir yer olabilir yine İsveç'te. Orada böyle antimaddenin saklandığı bir yeri göstermişti belgeselde. Tabii ne kadar durur vesaire o kısımlarını net bir şekilde yanıtlamıyordu belgesel. Ama antimadde üretebiliyoruz. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama kullanımı ya da işte uzay araçlarımızda kullanımı gibi yönlerde henüz daha yolun çok başındayız, emekleme aşamasındayız diyebiliriz. Antimaddeyi gerçekten yeterli vaziyette kullanmaya başlarsak hem uzay araçlarında hem de dünya üzerindeki enerji sorununun yüksek ihtimalle çözmüş oluruz. Çünkü antimaddenin çıkardığı enerji maddeyle karşılaşması sonucu bayağı yüksek enerjiler. Belki yani şu an dünyanın bayağı bir yüksek enerji ihtiyacını da karşılamış olur diye düşünüyorum. Evet, yani antimadde kullanım alanları da bu şekilde olabilir diye size ek bilgi şeklinde sunmak istedim. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.